tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Evet abi, Chris Paul yine 2-0'dan sonra kaybedilen bir serinin içerisinde yer aldı ve kaybeden tarafta yer aldı. 2-0'dan 4-2 Phoenix finali kaybetti. Bu finaller Chris Paul'un mirasını nasıl etkiler? Yani tabii ki NBA tarihinde 2-0 öne geçip en çok 7 maçlık seri veren oyuncu oldu. Ama ilk seriyi hatırlarsan Portland serisi, orada eli kırılmıştı. Bu da bir türlü %100 sağlığına kavuşamadı. Ama doğruluk payı da var. Yani Houston'a karşı Clippers'dayken o meltdown maçı, işte Thunder'a karşı son 20 saniyede miydi, 30 saniyede miydi, neydi, iki top kaybetmişti. Top kaybetti. Yani Hall of Fame olacak. Ama tabii canım. Şimdi All League seçilmiş. Yani NBA'in en iyi beşlerine seçilmiş. Postacı var. Karl Malone 14 kere. Barkley ile Stockton var 11'er kere. Ondan sonra da CP3 ile Elgin Baylor var 10'ar kere. Hiçbirinin şampiyonluğu yok. Ama CP3 hariç hepsi Hall of Fame. CP3 de böyle gidecek bence. Ama kontratı bitiyor. Şimdi LeBron James oradan davetiye çıkarıyor. CP3'nin bu takıma inanıyorsa, yani Aiton gösterdiği gelişmenin arkası gelecek diye düşünüyorsa, genel menajere inanıyorsa, burada kalıp nasıl bu sene hepsini bir basamak yukarı çıkardı, onu iki basamak yapıp yarım kalan işi bitirmesi lazım. Şimdi Antetokounmpo hiç ayrılmadı. Şimdi Chris Paul'a baktığın zaman New Orleans Hornets, Oklahoma City, ondan sonra Los Angeles Clippers, Houston, sonra Oklahoma City Thunder, şimdi Phoenix Suns. Yani gittiği yere bir enerji getirip bir şey yapıyor, bir canlanma yapıyor ama sonunu getiremiyor. Şimdi burada kalıp sonunu getirirse CP3 Isaiah Thomas'la birlikte gelmiş geçmiş en iyi kısa oyun kurucu gardı. Hatta işte Magic Johnson'la en iyi 3 gard tartışması arasına girebilir. Ama Lakers'a gidip şampiyon olursa bence böyle kalır şey. Yani o şampiyonluğun aynı değeri olmaz diye düşünüyorum. Yani bir de tabii Scott Foster'la dün Scott Foster'la 13. kez playoff maçında Foster yönetti ve 13. kez kaybetti. Yani şimdi kariyerinde 65 playoff galibiyeti var, 64 playoff mağlubiyeti var. O 13'ü çıkardığın zaman %55'in üzerinde galibiyet yüzdesine bir anda fırlıyor. Yani emeğin de, çünkü onlar daha önce de atıştı. Hatta Harden'la da biraz bir problemi var. Scott Foster'ın. Yani böyle bir maça onu bir daha vermenin ne anlamı var? Zaten Chris Paul'un oynamadığı ve Phoenix'in Foster'la kazandığı tek maç Chris Paul'un sakat olduğu maçtı. Oynamadığı maçtı. Ya o bile bence Foster için bir red sinyal, yani kırmızı sinyal. Bir de şöyle bir şey çıkardım, çünkü hakikaten ne kadar bu sakatlıklar, şunlar bunlar şeyi etkiliyor. Playoff'lar için bütün NBA tarihinin 48 dakikaya vurulmuş, çünkü sakatlandığı için maçları da yarıda bırakıyor veya süresi aşağı çekiliyor. 48 dakikaya vurulmuş galibiyete katkı, win shares. Birinci belli zaten, Michael Jordan. İkinci, o zaman hiç bilmiyorum ama tahmin ediyorum, George Michael. Üçüncü, LeBron James. Dördüncü, Kawhi Leonard. Beşinci de Magic Johnson.
Şimdi CP3 bütün şeyler listesinde 17. Onun önünde Magic'in yanı sıra 12. sırada Stephen Curry var. Ve şimdi gençler bilmez Clyde'ı ama 14. sırada Walt Frazier var. Yani Walt Frazier döneminde New York Knicks, New York şehri Walt'tan sorulurdu. O kadar büyük bir oyuncuydu. Yani belediye başkanı falan izin alırdı. Ya şuraya gideceğim. Ben oralardaysam trafiği tıkamayayım, önüne geçmeyeyim diye. Yani CP3'nin esasında o kadar %100 Hall of Fame yapacağı tarafları var ki ama işte bu 2-0'dan 3-1'den yani 3-1'den de maç şey seri verdi. Şanssızlık var, sakatlık var, kötü performans var. Belki bir yerden sonra kafasına giriyor ama yani CP3'nin yeri basketbolda NBA tarihinde bence belli. Aşağı inmez. Sadece dediğim gibi büyük risk. Çünkü yaşlar ilerliyor. Ama işte yani örneği kolay olanı değil zor olanı yapmak önemli. Bu takımı yani finale kadar geldiler. Bir yukarı çıkarıp o yüzü burada yani işi bitirebilir miyim? Get the job done diyor ya Kobe'de şeyde yani işte can I get the job done yapabilir miyim bence. O zaman çok yukarı çıkar. Tabii CP3 bence bugün itibariyle ve yani bir süper team'e takıma gidip de şampiyonluk yüzüğü sadece takmak için takmadığı durumda Charles Barkley, Karl Malone, Allen Iverson, John Stockton gibi NBA tarihinde şampiyon olamamış en iyi oyuncular listesinde yerini muhakkak alacaktır. Söylediğiniz gibi Hall of Fame kesin seçilecek bir oyuncu. Ama size şu noktada katılmıyorum. Bir tane şampiyonluk yaşarsa bütün bu siyah noktalar unutulup Magic Johnson ve Isaiah Thomas'la beraber 3. en iyi point guard CP3 konuşmalarına gireceğini. Yani orada ben Steph Curry'yi hala önde görürüm. Bugüne kadar yaptıklarından kıyasladığımızda o açıdan tabii ki fiziği, size'ı bir sürü dezavantajı var. Bir sürü öne çıkan liderlik özelliği var ama bahsettiğiniz o 2-0'dan en çok seri veren oyuncu olma istatistiği de kaybolmayacak bir istatistik. Onun kariyerine önemli bir leke. Ama bunu söylerken yine NBA tarihinin en iyi oyuncularından birinden bahsettiğimizin altını çizerek söylüyorum. Yani nasıl GOAT tartışması yaparken çok ince ve çok ufak farklar bunu belirler diyoruz. Burada da aynı şekilde CP3 Hall of Famer'dır. CP3 NBA tarihinin önemli oyuncularından biridir. Ama o elit seviyeye ulaşması artık imkansız olan bir oyuncu. Çünkü finale çıkamayan bir isimdi. Finale çıkması sonunda finale çıktı dedirtti. Ama finalde de şeytanın bacağını kıramaması ve de kıramazken yine 2-0 öne geçip bazı maçlarda hiç kendi karakterisine yakışmayacak sayıda turnover'lar, top kayıpları ve de top kendi en büyük özelliği olan topa sahip olma özelliği ve oyunun akışını idare etme özelliğini Jrue Holiday'a karşı kaybetmiş olması bence CP3'nin mirasını etkilemez. Söylediğiniz gibi çünkü Hall of Fame ama o elitin üzerindeki en elit seviyeye gelmesi artık bence imkansız gibi geliyor. Kontratına bakacak olursak şu anda oyuncu opsiyonu var. 44 milyon dolarlık Phoenix'e karşı. İsterse ben bir sene daha oynayacağım Phoenix'e deyip 44 milyon doları kazanabilir. Ama ne istiyor sorusu var. Ya ben gideyim de LeBron'la Anthony Davis'le bir yüzük takmaya çalışayım. Daha da az kazanayım. Artık zaten kazanacağımı kazandım mı diyor. Çünkü 44 milyonu alması mümkün değil. Lakers'a gidecek olsa yok. belki 2 sene 44 iki milyon sene mümkün değil. O 3 yıllık 100 milyon istiyor. Bir yerde okudum. Yani 33'e falan 32-33'e inmeyi düşünüyor. 11 milyonluk bir indirim yapıp 2 ilave yıl istiyor.
Bunu i̇şte da Lakers'ın çok... verebileceğini hiç tahmin etmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Onu söyleyecektim. Yani çok güzel istiyor ama bunu yani Chris Paul'a verecek takım da yine çok cesur olması lazım. Çünkü gelecek 3 sene sonra Chris Paul'un ne halde olacağı yine yaşından dolayı çok belli değil. Yani 1 sene 2 senelik kontratlar 2 sene olursa da anca bu 44 milyonlara gelebilir. Yani tek sezonda kazanacağını anca 2 sezonda kazanır gibi geliyor bana. O da yüzük istiyorum o yüzden gidiyorum kararı olacaktır. Yoksa Phoenix'te 1 sene daha kalacaktır. Kalırsa da ben bu başarının tekrarlanacağını açıkçası çok beklemiyorum önümüzdeki sezon. Çünkü zaten zordur. Yani bu Phoenix özelinde veya Chris Paul özelinde söylemiyorum. Arka arkaya 2 sene şampiyon olmak, arka arkaya 2 sene final çıkmak, final oynamak bunlar çok zor başarılar ve spor tarihinde ender gördüğümüz şeyler. Özellikle kaybeden takımın gelip kazanması daha da ender görülen şeyler. Kazanan takım genelde repeat etme şansı oluyor. Zaten daha kuvvetli taraf diye düşünebilirsiniz ama kaybeden takımın ertesi sene gelip kazanması bir San Antonio Spurs örneğinde görmüştük. Onun dışında da yakın tarihte benim aklıma gelen açıkçası takım yok. Yani Cleveland'la LeBron James yanılmıyorsam Warriors'a karşı kaybedip gelip kazanmıştı. Onun dışında da kaybedip gelip kazanan başka bir örnek aklıma gelmiyor. O açıdan Chris Paul Hall of Famer evet ama o en iyiler listesindeki tren bana kaçtı gibi geliyor açıkçası. Ama eğer oralara çıkacaksa işte en zoru başarması lazım. Onu da bence Lakers'a gidip şampiyon olarak değil veya işte herhangi bir takıma burada kalıp evet zor ama San Antonio yaptı, Cleveland yaptı. Bence Boston'da Lakers doğru yerde değil Murat abi. Yani Lakers doğru yerde değil Chris Paul için. Tam çok yakın arkadaşı yani, ama bana ya zaten yani, oyun kurucu gibi oynayan bir LeBron var orada yani. Ya hem oyun kurucu yani LeBron James zaten topu vermek istemiyor. Hadi Chris Paul geldi diye biraz verdi diyelim. Lakers'ın ihtiyacı olan üçüncü bir yaşlı ve sakatlık sorunlarıyla boğuşan bir ismi daha kadromuza katalım olmaması gerekiyor. Biraz daha skorer kimliği ön planda olan bir ismin olması gerekiyor gibi geliyor. Yani her iki taraf için de Chris Paul'un oynadığı basketbol LeBron'la uyuşmuyor. Lakers'ın ihtiyacı da Chris Paul'un oynadığı basketbol değil gibi geliyor bana. Ama önümüzdeki zaman neler gösterecek hep birlikte göreceğiz. Chris Paul'un tercihini de çok süre geçmeden eminim göreceğiz. Bakalım neler gösterecek diyelim ve istiyorsanız Yanis'e ve o sizin de ufak bahsettiğiniz zoru başarma demecine geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.